Dilin tehlikesinin büyüklüğü ve susmanın fazileti. Şunu iyi bil ki dilin tehlikesi büyüktür. Onun tehlikesinden ancak susarak kurtulmak mümkündür. Bundan dolayı yüce dinimiz susmayı övmüş ve teşvik etmiştir. Bu konudaki hadisler şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Susan tehlikeden kurtulmuştur. Bir hadisi de şöyledir. Susmak hükümdür, hikmettir. Ancak yapan pek azdır. Abdullah bin Süfyan rahmetullahi aleyh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, bana İslam'da öyle bir işten haber ver ki onu yapınca bana yetsin. Artık sizden sonra kimseye bir şey sorma gereği duymayayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de sonra her işinde dosdoğru ol. Abdullah'ın babası Süfyan es-Sakafi demiştir ki ey Allah'ın Resulü en fazla hangi şeyden sakınayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eliyle diline işaret etti. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatır. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş nedir diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilini muhafaza et. Evin sana geniş olsun. Hacet dışında evinden çıkma ve hatalarını ağla. Sehil bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. İki çenesi arasındaki dili ve iki bacağı arasındaki tenasül uzvunu haramdan koruyacağına söz verenin cennete gireceğine kefil olurum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Midesinin, tenasül uzvunun ve dilinin şerrinden korunan kişi bütün kötülüklerden korunmuş olur. İnsanların çoğu bu üç organın aşırı şehveti sebebiyle helak olurlar. Bu eserde biz dilin afetlerini zikredeceğiz. Diğer iki organın aşırı şehvetinin afetlerini İhya kitabımızın diğer bölümlerinde anlattık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü, insanları en fazla cennete koyan amel nedir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkmak ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları en fazla cehenneme sokan şey nedir diye sorulunca da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içi boş olan iki şey yani ağız ve tenasül uzvudur buyurdu. Ağızdan maksat ya dildir ya da karındır. Çünkü ağız dilin bulunduğu yerdir. Ayrıca ağız karnın beslendiği yerdir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü söylediklerimizden sorumlu tutulacak mıyız diye sorduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah iyiliğini versin ey İbni Cebel. İnsanları yüzleri üstü cehenneme sürükleyen ancak dillerinin kazandığı günahtan başka ne olabilir buyurdu. Abdullah es-Sekafi radıyallahu anh anlatır. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir iş söyle ki onu yaptığımda bana yetsin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol. Ben yine ey Allah'ın Resulü, benim için en çok korktuğun şey nedir diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilini tutarak budur buyurdu. Hazreti Muaz radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, en faziletli amel hangileridir diye sorduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dilini çıkarıp parmağını üzerine koydu ve buna sahip olmaktır buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı düzgün olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Selamet içinde kalmak isteyen sükuttan ayrılmasın. Diğer hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ademoğlu sabahı ulaşınca bütün azaları dile şöyle derler. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Gerçekten sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen doğruluktan saparsan biz de saparız. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın dilini eliyle çektiğini gördü. Ey Resulullah'ın halifesi ne yapıyorsun diye sordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle dedi. Beni tehlikeli yerlere atan işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bedendeki bütün azalar Allah Celle Celaluhu'ya dilin tehlikesinden şikayetçi olurlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh bir gün Safa tepesinin üzerine çıkmış, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye telbiye getiriyor ve şöyle diyordu. Ey dil! Pişmanlık içine düşmeden evvel hayır konuş ki karlı olasın. Aman kötü konuşma ki selamette kalasın. Kendisine ey Ebu Abdurrahman! Bunları sen mi söylüyorsun yoksa Resulullah'tan mı böyle işittin diye sorulunca İbn-i Mesud radıyallahu anh evet ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten Adem oğlunun hatalarının çoğu dilindendir buyurduğunu işittim. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilini kötülüklerden alıkoyanın Allah Celle Celaluhu ayıbını örter. Öfkesine sahip olanı Allah Celle Celaluhu azabından korur. Allah Celle Celaluhu'ya yalvarıp da özrünü beyan edenin Allah Celle Celaluhu özrünü kabul eder. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiyede bulun diye istirham ettiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu'ya onu görüyormuş gibi ibadet et. Nefsini ölülerden say. Eğer istersen bunlardan daha fazla sana sahip olacak şeyi haber vereyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle diline işaret etti. Safvan bin Süleym radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbadetin en kolayını ve bedene en hafif gelenini size haber vereyim mi? O susmak ve güzel ahlaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledildi. Konuştuğu zaman kâra geçen, sustuğu zaman da selamette olan kişiye Allah Celle Celaluhu bolca rahmet etsin. Hazreti İsa aleyhisselama, bize öyle bir amel söyle ki onu yapınca cennete girelim denildi. Hazreti İsa aleyhisselam hiç konuşmayın buyurdu. Buna güç yetiremeyiz dediler. İsa aleyhisselam o takdirde sadece hayır konuşun buyurdu. Davud aleyhisselam demiştir ki eğer konuşmak gümüş ise susmak altındır. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Çölde yaşayan bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelerek beni cennete girdirecek bir amele sevk et dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Karnı aç olana yemek yedir. Susuz olana su ver. İyiliği emret. Kötülükten men et. Eğer bunlara gücün yetmiyorsa diline hakim ol. Ancak hayır konuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilini tut, sadece hayrı söyle. Çünkü sen ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi de şöyledir. Allah Celle Celaluhu her konuşanın dilinin yanındadır. O halde ne söylediğini bilen kişi Allah Celle Celaluhu'dan korksun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir mümini çoğunlukla sükut eder ve vakarlı olarak görürseniz ona yaklaşın. Çünkü ona hikmet verilmiştir. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanlar üç sınıftır. Kârlı olanlar, selamette olanlar, günahkarlar. Kârlı olan Allah Celle Celaluhu'yu zikreden kimsedir. Selamette olan sükut edendir. Günahkar da batıl ve boş işlere dalandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin dili kalbinin arkasındadır. Bir şey konuşmak istediği zaman önce onu kalbiyle düşünür, sonra onu diline döker. Münafığın dili ise kalbinin önündedir. Bir şeyi kastettiğinde onu diline döker, kalbiyle düşünmez. Hazreti İsa aleyhisselam demiştir ki, ibadet 10 bölümdür. 9'u susmada, biri de insanlardan kaçmadadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çok konuşanın hatası çok olur. Hatası çok olanın günahları çok olur. Günahları çok olana da cehennem daha layık olur. Büyüklerin bu konudaki sözleri. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağzının içine taş koyardı. Böylelikle kendisini konuşmaktan men ederdi ve diline işaret ederek şöyle derdi. Beni tehlikeli yerlere atan işte budur. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh demiştir ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki, uzun müddet hapsedilmeye dilden daha fazla layık hiçbir nesne yoktur. Tavuz rahmetullahi aleyh şöyle der. Dilim yırtıcı canavar gibi tehlikelidir. Eğer onu serbest bırakırsam önce beni parçalar. Vehb bin Münebbih rahmetullahi aleyh der ki, Davud aleyhisselamın hikmetinde şu sözler vardır. Akıllı kimsenin yapması gereken zamanını bilmek, basiretli olmak, dilini korumak, kendi işlerine, kendi haline yönelmektir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, dilini muhafaza etmeyen dinini idrak edemez, hakikatini bilemez demiştir. Evzai der ki, Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bize şunu yazdı. Şu bir gerçektir ki, kim ölümü çokça anarsa az bir dünyalığa razı olur. Kim de konuşmasının amel olarak kaydedileceğini bilirse, kendisine fayda vermeyecek şeylerde pek az konuşur. Bazı alimler şöyle demişlerdir. Susmak bir adamda iki fazileti toplar. Birincisi, dininde selamet sahibi olur. İkincisi, arkadaşını iyi anlar. Muhammed bin Vasi, Malik bin Dinar rahmetullahi aleyhe şöyle demiştir. Ey Ebu Yahya! Dilini muhafaza etmek insanlara ellerindeki altın ve gümüşü korumaktan daha zor gelir. Yunus bin Übeyd, ben dilini korumada dikkatli olan herkesin diğer amellerini korumada da öyle dikkatli davrandığını gördüm demiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir takım insanlar Muaviye bin Ebu Süfyan'ın yanında konuşuyordu. Ahnef bin Kays ise susuyordu. Muaviye ona sordu. Ey Ebu Bahr, sen niye konuşmuyorsun? Ahnef bin Kays şu cevabı verdi. Eğer yalan söylersem Allah Celle Celaluhu'dan, doğruyu söylersem senden korkuyorum. Ebu Bekir bin Ayyaş anlatır. Dört padişah bir araya toplandılar. Hint padişahı, Çin padişahı, İran padişahı, Bizans padişahı. Onlardan biri şöyle dedi. Ben her söylediğime pişman olurum. Fakat söylediğime hiç pişman olmam.
Diğeri şöyle dedi. Gerçekten ben bir kelime konuşunca o bana sahip olur. Ben ona sahip olamam. Onu konuşmadığım zaman ise ben ona sahip olurum, o bana sahip olamaz. Üçüncü kişi dedi ki, ben şu şekilde konuşan kişinin haline şaşarım. Eğer konuştuğu kelime aleyhine geri dönse ona zarar verir. Şayet lehine geri dönse ona fayda sağlamaz. Dördüncüsü ise şöyle dedi. Ben söylediklerimden ziyade söylemediklerimi reddetmeye daha kudretliyim. Denildiğine göre Mansur bin Mu'tez 40 sene yatsı namazından sonra bir kelime dahi konuşmamıştır. Yine şöyle anlatılır. Rabi' bin Hüseyin 20 sene dünya kelamı konuşmadı. Sabah olunca bir hokka kalem ve kağıt alır, her konuştuğunu yazardı. Akşam olduğunda ise nefsini o konuştuklarından hesaba çekerdi. Susmanın bu kadar büyük fazilete sahip olmasının sebebi nedir? Bunun sebebi dilin afetlerinin çok olduğundandır. O afetlerin bir kısmı şunlardır. Hatalı konuşma, yalan, gıybet, dedikodu, gösteriş, nifak, ikiyüzlülük, kötü konuşma, mücadele, nefsi temize çıkarma, batıla dalma, düşmanlık, fuzuli konuşma, hakkı değiştirme, gereğinden fazla ya da gereğinden az konuşma, halka eziyet etme, namussuz edileme. Bunlar birçok afettir. Hepsi dilden geçer. Dile hiçbir ağırlık vermezler. Zikirle meşgul olmayanın kalbi bunları konuşmaktan lezzet duyar. İnsanın tabiatı ve şeytan kişiyi bunlara sevk eder. Bunlara dalan dilini pek az tutabilir. Dolayısıyla dilini hoşuna giden şeylerde serbest bırakır. Hoşuna gitmeyen şeylerde ise tutar. Bu mevzu ilmin derin konularındandır. Tafsilatı yakında gelecek. Söze dalmada tehlike, susmadaysa selamet vardır. Bundan dolayı susmanın fazileti büyüktür. Susmakta himmet, gayret toplanır, vakar, olgunluk devam eder. Tefekkür için, zikir ve ibadet için vakit bulunur. Bir de dünyada sözün getireceği tehlikelerden ve ahirette hesabından emin kalır. Bu konuda Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. İnsan bir söz söylediğinde muhakkak yanında onu gözetleyen ve hemen yazan bir melek bulunur. Kelamın kısımları. Anlatacağım şey susmanın faziletini anlamada sana kılavuzluk edecektir. Bil ki söz dört kısımdır. Hepsi zarar olan, hepsi faydalı olan, İçinde hem fayda hem de zarar bulunan, ne faydası ne de zararı olan. Hepsi zarar olan söze gelince, bu tür konuşmadan mutlaka kaçınmak lazımdır. Kendisine hem zarar ve hem de menfaat olan konuşmalardan da kaçınmak gerekir. Onun menfaati zararını karşılayamaz. Kendisinde ne menfaat ne de zarar olan konuşmalara gelince, onlar füzuli konuşmalardır. Onunla meşgul olmak zamanı zayi eder, bu da ziyandır. Bu açıklamaların akabinde sadece dördüncü kısım kaldı. Hepsi menfaat olan konuşma. Gerçekten kelamın dörtte üçü gitti, dörtte biri kaldı. Bu kısımda da tehlikeler vardır. Çünkü faydalı sözler günahlar karışabilir. Riya, samimiyetsizlik, gıybet, nefsi temize çıkarmaya çalışmak, sözü uzatmak gibi. Bunlar birbirine öyle karışır ki anlaşılması pek güçtür. Dolayısıyla insan bu sebeple tehlikeye düşmüş olur. Yakında anlatacağımız üzere dilin afetlerinin inceliklerini bilen kişi kesinlikle bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Susan kurtulmuştur" sözü meseleyi en güzel şekilde açıklamaktadır. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme az sözle çok mana ifade etme gücü verilmiştir. Onun her kelimesinin altındaki geniş anlamları ancak seçkin ve derin alimler anlar.
Biz burada dilin afetlerini ve onlardan korunmanın zorluğunu bildireceğiz. Şimdi dilin afetlerinin en hafiflerinden başlayıp en ağırına doğru anlatmaya başlayacağız. Gıybeti, dedikoduyu ve yalanı açıklamayı sona bırakacağız. Çünkü bunların açıklaması uzundur. Dille ilgili açıklayacağımız afetler 20 tanedir. Bunların hepsini bil ki Allahu Teala'nın izniyle doğru yola ulaşasın.